Zeki'ye gülüyorum. Salih Usta'nın sarı hali çok komik oldu ya. Herif içkiden kıpkırmızıydı zaten. Sarıyı da iyice Galatasaray bayrağı gibi oldu. Geçen seferki yeşil daha iyiydi. Yılbaşı camına dönmüştü. Allah canına ama. Hop Zeki, buradayız. Şunun gelişine bak. Aptal aşık. Ne o? Keyfinden ağzın kulaklarına mı diyor? Kolay mı oğlum? Beyimiz sevgilisiyle buluştu. Kıskanmıyorum. Ne biçim lokanta lan burası? Garson yok mu burada? Garson, yemek getirme masaya! Bak, numaralara bak! Duymuyor havalara! Rahat bırak çocuğu! Sen aşık olmadığın için anlamazsın! Ben aptal mıyım, aşık olayım? Haftada 100 lira... Ayda eder 400 lira, 400 kere 12 eder şimdi. Ne hesaplıyorsun sen? Şey be, dükkanı ne zaman açabileceğimiz... Hiç kafanı yorma, ben hesapladım. 62 sene 3 ay 3 hafta sonra saat 5'i çeyrek geçe. İyi. Hı? Ha siktir lan eşşoğlu eşek! Bak iyi dinle mimar bey oğlum, şu dükkanlar, şu köşedeki ev, atla bir tane onun yanındaki, ta öbür köşeye kadar hepsi benim. Aynı senin anlayacağın mimar bey oğlum, ben diyorum ki hepsini yıkacağız yerine koskocaman bir iş hanı istiyorum. Altı da boydan boya paşaj olacak. Bu baştaki ikinci sizin değil mi? Diyor. Arada o ev varken nasıl boydan boya pasaj yaptıracaksınız? Sen orasını düşünme, alırız. 2 tane gariban o evin sahibi, pek zorluk çıkarmazlar. O evi de alırsanız iyi bir bina oturturuz buraya. Kaç para eder dersin mimar bey oğlum? Ne kaç para eder? Ya işte o ev. 600 bin falan eder. Bana sorarsanız 500'e kapatırsanız iyi iş yapmış olursunuz. Bu iş öyle para biriktirmekle olmaz. Ne yapacağız peki? Ne bileyim oğlum, evlenecek ben değilim ki sensin. Borç alalım! Halka mı geçiyorsun? Kim verir o kadar parayı? Hepsi bizden kokoz! Hasan amcadan alalım! Verir mi ki? İsteyelim! İsteyenin bir yüzü kara, vermeyen zenci! Yakında dükkanı açacaklarmış. Sonra evleneceğiz inşallah. Metin beni sordu mu kız? Görmedim ki Metin'i doğru dürüst. Zeki ustayı boyayınca kaçtık hemen. Ne hıyar herif şu Metin! Aptal gerizekalı ne olacak? Of. Ben onun için yanıp tutuşuyorum, o yüzüme bile bakmıyor! Belki de belli etmek istemiyor. Bir bakarsın çat kapı gelip babandan isteyiverir seni. Ay sahi mi kız? Gelir mi dersin canım? Şüküfe! Aa, babam geldi galiba, annem çağırıyor. Şüküfe! Ne var? Baban geldi, çabuk eve gel! Geliyorum! 500 bini verirsek iyiymiş! Bok yemiş o mimar! 400 bini saydık mı Zeki ile Metin'in eline? 2 de göbek atarlar! Şıkır da şıkır! Nereden gidiyorum? Ay! Neredeydin bu saate kadar? Ay derlerdeydim baba! Boyu devrilesice! 100 kere söyledim sağa gitme şunların evine diye! Gene beni çekiştirdiler diye mi? Ama! Hiç işleri yoktu da seni çekiştirecekler! La şimdi alırım ayağımın altına! Aman dur, sinirlenme! Namussuz şıllık! Her şey ortak diyeli canım! Aman dur canım, dur! Allah'ıma sabirin, tövbe yarabbim! Yaşlı adamsın ya! Çok önemli ve hayırlı bir iş için Hasan amcayla görüşmek istiyoruz. Ama... Yok mu babanız evde? Ay Bahar, olmaz olur mu evde? Buyurun! Anneciğim, Halecim! Halecim geldiler! Kim geldi kızım? Metin'le Zeki geldiler! Metin beni babamdan isteyecek galiba anneciğim! Hayırdır inşallah! Hanım! Kayfe yap bize! Karşılıklı içek oğullarımınla! Nasılsın oğlum? Vallahi nasıl olsun Hasan amca? Sen nasılsın yavrum? Sağ olun, sizi sormalı! Maşallah, evlatlarımı gördüm, daha iyi oldum! Fincanları hazırlasana kızım! Aman, bana ne be! Sen hazırlasana, ben dinliyorum! Ay! Biz sizi rahatsız ettik akşam vakti Hasan amca! O nasıl söz evladım? Ha, başımın üstünde yeriniz var! Biz şey için geldik Hasan amca! Şey istemeye geldik! Oo, gayfeler bizde geliyor! Aman! Ziyade olsun! Afiyet olsun! Allah kahretsin seni emeği! Salak beceriksiz, dikkat etsene lan! Boş mu getir! Zarar yok canım! Kaza oldu! Allah cezanı versin! Allah cezanı versin! Ulan ne kafasız kızım ben! Allah! Kusura kalmayın çocuklar! Aaa! Korkma Neş! Ah Şaziye İngiliz elbisi hince pırıl pırıl yani! İyi oldu! Çıkıyor, çıkıyor! Lan bırak elbiseyi, ulan bırak! Ulan bombak ettin elbiseyi! Allah kahretsin seni! Zarar yok, biz zaten elbisenin rengini beğenmiyorduk, kahverengiye boyattık! Neyse canım, olur böyle şeyler! Bayağı çıktı! Biz işimize bakalım! Söyleyin bakalım, nedir derdiniz? Biz bir dükkan açmak istiyoruz da, Hasan amca! Yeterli paramız yok! Hani düşündük de, kasap Süleyman amca da dükkan açarken sizden borç almıştı! Bize de borç verirseniz, çalışır öderiz! Borç ne demek? Canımı bile veririm sizler için! Yalnız bu önlerde çok sıkıntıdayım. Bildiğiniz gibi diye, evimi bile zar zor geçindiriyorum. Ama sizleri çok severim, bir şeyler yapmak isterim. Sağ olun Hasan amca! Sizin çok köhne ev var ya, etse 200.000 eder ya... Bir 400.000 vereyim size, satın bana evi, açın dükkanınızı! Hani bir işime yaradığından diye, sırf sizi sevdiğim için yardım olsun diye yapıyorum bunu! Oldu bu iş! Olmadı! Sağ olun Hasan amca da, biz bir düşünelim hele! Siz bilirsiniz, benim maksadım faydalı olmak! Yarına der düşünün, verin cevabınızı! Biz daha fazla rahatsız etmeyelim! Estağfurullah, aceleniz ne? Nereye gidiyorsunuz? Temizleyiciye! Ay! Dükkanı açmak için tek çare evi satmak! Satacağız ama sen niye evet diye saldırıyorsun hemen? Dur bakalım, biraz naza çekelim kendimizi! Naza niye çekiyoruz sonunda satacaksak? Ulan ne salaksın be! Ya niye ya, niye oğlum be? Fiyatı arttırmak için oğlum! Sabırlı olsana! 400.000 verdi diye 400.000'e satmak mı lazım? Ya vazgeçerse? Biz de başkasına satarız! Tamam, naza çektik diyelim! Kaç paraya satacağız? Su içinde 425.000 eder! 425.000 mi? Deme ulan! Ne diyorsun sen be? Yar mıyım ben? 425.000'e ne biçim dükkan açarız? Tuvaleti bile olur içinde! Yarın sabah Ayten'e haber vereyim, sevinsin kızcağız! Aptal aşık!